Hepinize mutlu bir gün diliyorum sayın seyirciler. Bugünün ikinci durağındayız, Çorum'dayız. Çorum bildiğiniz gibi Türkiye'nin birçok alanda öne çıkan şehirlerinin bir tanesi. Çorum güzel bir şehir. Çorum'da her geçen gün daha güzel işler görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte seçimden sonra daha da güzel bir Çorum göreceğiz. Bunun için de Halil İbrahim Bey çok iddialı. Çorum'la ilgili önemli projeler hazırlıyor. Biz bugün Kastamonu'daki yayınımızın ardından Çorum'a geldik. Ve Halil Bey Maşkın Bey ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz şehrimize. Hoş bulduk. Diliyoruz Barışın, ki kardeşliğin, sahabelerin şehri Çorum'da hoş geldiniz. Evet. Diliyoruz ki 31 Mart'taki tablo gönlünüzce olsun. İnşallah. Çorum için en iyisi neyse olsun. En hayırlısı neyse olsun. Biz hayırlı da olacağını düşünüyoruz. Evet. Biz bugün programımızı Kanal Fırat Televizyonu gelen yayın yönetmeni Zeki Akbıyık Bey ile efendim hoş geldiniz Zeki Bey programımıza. Aynı zamanda ev sahibi pozisyonunda Çorum'da bizzat uzun zamandır medya alanında önemli çalışmalar yapan Satılmış Bıçakçı ile beraberiz. Kanal 19 televizyonun eski bir yayın organı, Çorum'a önemli hizmetleri olan bir yayın organı. Umarız güzel bir yayın olur. Efendim belediye başkanlığı hep konuşuyoruz bunun programlarımızda. Vatandaş üzerindeki algısı biraz değişti. Artık belediye başkanına vatandaş şehrin bakanı gibi bakıyor. Her sorunu çözmesini bekliyor. Her sorunla ilgilenmesini, bütün taleplerinin bir şekilde sonuçlanmasını bekliyor. Onun için önümüzdeki süreçte belediye başkanlığının çok daha dikkat çekici, çok daha zor yanlarının olduğu, çok daha ön planda olacağı bir süreç olacak diye düşünüyorum belediye başkanlığında evet. Bulunan insanlar için. Bu tabii ki hem sorumluluğu artırıyor hem de o şehirdeki insanların o anlamda beklentisini artırıyor. Halil İbrahim Bey nasıl bir belediye başkanlığı düşünüyor ve aynı zamanda adaylık süreci nasıl gelişti efendim? Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bugün maalesef menfur bir saldırıyla uyandık. Cuma namazına giden Yeni Zelanda'daki evet. Müslüman kardeşlerimiz katledildi. Batı bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Haçlı zihniyetin aslında değişmediğini bir kez daha gösterdi. Ve ben o saldırıda hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii yaralılarımız var. Yaralılarımıza çok acil şifalar diliyorum. Ama oradaki özellikle belki seçimlerle de ilintisi var ama o teröristin yaptığı manifestoda direkt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik söyleminin olması, direkt liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerine ve bizzat şahsına dair bir takım ifadelerinin olması gerçekten bize şunu gösteriyor ki yeryüzündeki bütün mazlumlar bu ülkeye bakıyorlar ve bu lidere bakıyorlar. Bunu bir kez daha anladık. Sorumluluğumuzun bir kez daha, yükümlülüğümüzün bir kez daha kat kat fazla olduğunu, omuzlarımızda büyük bir yükün olduğunu bir kez daha anladık. Ben tekrar başsağlığı diyerek açıkçası başlamak istiyorum. Tabii biliyorsunuz Osmanlı'da belediye başkanlarına Şehrül Emin denilir. Ben yerel yönetimler hocasıyım üniversitede, görevim bu. Osmanlı'daki Şehrül Emin anlatırken biz şöyle diyor idik. Şehrül Emin demek o şehrin güvenilir kişisi demek. Dolayısıyla kimin derdi var, kimin problemi var, kimin herhangi bir sıkıntısı var şöyle düşünecek. Diyecek ki ya falanca bu şehrin Şehrül Emin'i nasıl olsa benim giderim kapısına. Anlatırım kendimi ve problemi çözer. Dolayısıyla aslında Şehrül Emin tabii bizim kadim geleneğimizden gelen o şehrin belediye başkanlarının, o şehrin tümünün bir şekilde problemleriyle, sorunlarıyla ilgileniyor olması bizim yeni bir şey değil yani. Kadim geleneğimizden geliyor. İşte bu güvene, bu sorumluluğu idrakiyle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Tabii sistemin değişmesi, başkanlık sisteminin olması da yerel yönetimleri ziyadesiyle güçlendirdi. Yasama, yürütme, yargı tam olarak birbirinden ayrılmış oldu başkanlık sistemiyle. Güçlü bir başkan, güçlü bir yerel yönetim de ancak olabilir. Dolayısıyla yerel yönetimlerdeki belediye başkanlarının sorumluluk ve yetkileri kat kat arttı ve beklentiler dediğiniz gibi çok fazla arttı. Bu nedenle de biz bu vazifeye hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Adaylık sürecini bir avantajınız da var Sayın Başkan. Özellikle doktoranızın da bu alanda yapılmış olması da başka bir... Ben siyasal bilgiler mezunuyum. Kamu yönetimi mezunuyum. Daha sonra yerel yönetimlerde yüksek lisans yaptım Marmara Üniversitesi'nde. Evet. Daha sonra sosyolojide doktora yaptım. Daha sonra üniversitede 5 yıl yerel yönetimler hocalığı yaptım. Dolayısıyla bu yerel yönetimler benim gerçekten uzmanlık alanım. Evet. Şehrimiz içinde bunu büyük bir avantaj olarak biliyorum. Adaylık süreci de şöyle gelişti açıkçası. Biz dertli insanlarız. Bu saçımızın beyaz, sakalımızın beyaz olması sadece yaşımızla bağlantılı değil. Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan da diyor ya bizim derdimiz var diye. Gerçekten bizim derdimiz var. İşte özgeçmişimize gördünüz. Birçok sivil toplum örgütünde çok üst düzey görevler aldım.
Bu hep sosyal sorumluluk bilinciyle olan şeyler. Ben belediye başkanı adaylığını da bir sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekten aday oldum. Ve Allah'ın izniyle de hemşehrilerimizin özellikle yerel düzeydeki bütün sorunları çözmeye talibiz. Onun dışında da kimin ne derdi varsa, gönül belediyeciliği diyoruz madem, bu gönül belediyeciliğini en güzel bir şekilde Çorum'da örneğini Allah'ın izniyle göstereceğiz. Evet, biz birazdan hem projelerinize bakacağız hem de şehirle ilgili fotoğrafınızı merak ediyoruz. Nasıl bir şehir fotoğrafı oluştu kafanızda Çorum'la ilgili? Çorum'u bilen bir isimsiniz. Tabii. Ama nihayet de Çorum'un sorunlarının konuşuyor olması da önemli. Çözüm noktasındaki düşünceleriniz de önemli ama arkadaşlarımızla ilerleyeceğiz. Satılmış Bey'le efendim devam edelim. Buyurun. Efendim, öncelikle memleketimize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sayın hocamıza da teşekkür, başkanımız diyelim artık. Evet. 31 Mart inşallah hayırlısı olsun. Allah dedirtiyor Satılmış Bey. Yani iyi bir şey dedik. Bu mekanı da benim yaptığım için burayı da ben yapmıştım. Ne güzel, güzel yapmış. Mekanım içinde bir canlı yayın yapıyoruz bugün. Ne güzel. Efendim, yine hayırlısıyla diyoruz. Bugün işte Türkiye Cumhuriyeti Devletimize yönelik sözler var. Dünyanın ta öbür ucundan biliyorsun bir meteor saldırıdan dolayı. Evet. Tüm Müslüman aleminin başı sağ olsun diyorum Amin. Öncelikle. İşte Efendim, Çorum'u siz de iyi biliyorsunuz, ben de iyi biliyorum. Evet. Çorum'u üretici olarak bir belediye başkan adayısınız ama yarın belediye başkanı olduğunu üreticiliği düşünüyor musunuz? Bugün ben Isparta Belediyesi'ni çok izliyorum. Yani bir üretici, şu anda 32 tane projemiz var diyorsunuz. Evet. Bunların içinde üretici bir şey var mı bizim? Çorum için üretimden üreteceğimiz ne kasıt var? Ticaret, ekonomi anlamında mı soruyorsunuz? Evet. Evet, bu konuda teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordunuz Satılmış Bey. Tabii 4 aydır bu şehrin sokaklarında, caddelerinde daha fazla geziyoruz. Daha fazla esnafımıza uğruyoruz, organize sanayimize uğruyoruz. Ev ziyaretleri yapıyoruz. Burada işsizliğin, İşsizlik zaten. ticari bir takım kaygıların, ekonomik olarak bazı sıkıntıların olduğunu bizzat görüyoruz. Biz bu şehirde gerçekten bir de esnafım ben biliyorsunuz esnaf yönüm Evet. de var. Babam esnaf çocuğuyum. Uzun yıllar babam esnaflık yaptı ama bizzat kendim de 17 yıl boyunca Bağkur'a dedim esnaf odalarına kayıt oldum ve esnaflık yaptım. Bu nedenle esnafın sorunlarını gerçekten Ben daha iyi bilirim çok diyorsun. iyi bilirim. Şimdi biz ne yapacağız bu konularda? Birincisi istihdama yönelik iş atölyeleri diye bir projemiz var. Takip etmişsinizdir. Buradan kastımız şu. Şehrimizde gerçekten geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımıza da ben buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel kadın kültür merkezleri, gençlik merkezleri yaptılar ve burada onlarca, yüzlerce kurs var. Ben geçmişi eleştirmeden devam edelim diyorum. Bunlar Devam edelim. eleştiri yapmıyorum Yok zaten. yok, bunların üzerine katkı koyarak devam edelim. Onu söylüyorum Evet. zaten. Onu söylüyorum zaten. Şimdi buradaki kadın kültür merkezlerimdeki bütün çalışmalarımız daha güçlü bir şekilde devam edecek ama biz istihdama yönelik iş atölyeleriyle, Evet. özellikle organize sanayi, küçük sanayi, şehrimiz içerisindeki bazı müesseselerimizin işçi istihdam açığını kapatmak adına, bunlara nitelik kazandırmak adına istihdama yönelik kursları yaygınlaştıracağız ve Çorum'u bu kurslarla tanıştıracağız. Ve Evet. hangi alanda boşluk var? Diyelim kaynakçılıkla ilgili boşluk var. Biz kaynakçılıkla ilgili bir kurs açacağız, bunun sertifikasyonunu vereceğiz ve onların işe istihdama yerleşmesi noktasında da katkıda bulunacağız. Sağlayacağız. Ve yine Bedesten diye bir proje yaptık biz. Ben bunu çok önemsediğim bir proje. 1580 yılında şehrimizde bir kapalı çarşı varmış. Ama bugün tarihi bir kapalı çarşımız yok. Biz aynen Osmanlı döneminde tarihten çıkmış gibi bir mimar Hocam kardeşim. merak ettim. Duruyor mu? Yok, durmuyor. Şu Durmuyor. anda yok. Kalıntı falan hiçbir şey yok. Biz yok, hiçbir şey yok. Biz onu ihya edeceğiz ve sanki 16. 17. yüzyılda bir Osmanlı kapalı çarşısı neyse bunun projesini de çok güzel bir şekilde çizdirdik. Aynısını şehrimize kazandırarak ticarete katkıda bulunacağız. Yine otoparklar yapacağız. Ulaşımla ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Bu otoparkların mutlaka içinde ve etrafında iş merkezleri yapacağız. Bunları da ticaretin gelişmesi noktasında önemsiyoruz. Yine küçük sanayi sitemiz var. Küçük sanayi sitemiz adı küçük ama gerçekten binlerce işçimizin çalıştığı Bayağı da çok büyük. muazzam bir sanayi, küçük sanayi sitesi. Organize sanayi dışında küçük sanayi sitemiz var. Biz oranın bağlantı yollarını yeni bağlantı yollarıyla orayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Dolayısıyla hepsini belki burada anlatmam programımıza yetmeyecektir, süre yetmeyecektir. Çok sayıda ticareti, ekonomiyi, Çorum'daki istihdama yönelik projelerimizde ekonomik hayatı güçlendirecek inşallah projelerimizi hayata Bir kez geçireceğiz. daha söylememde fayda var diye düşünüyorum. Hem esnaf çocuğu olmuş olmanız, Evet. hem belediye ile ilgili önemli bir akademik Tabii. kariyerinizin varlığı, hem de tabii ki bütün bunların içerisinde Çorum'da yaşamınızın büyük bölümünü Hayatımın geçmiş tamamı olması Çorum'da. Büyük bölümü değil. tamamı Tabii. Üniversite düzeltiyorum. hayatım dışında Tamamı, evet. tamamı.
Bu anlamda Çorum için büyük bir şans. Çünkü belediye anlamında, Çorum'un gelişmesi, kalkınması anlamında bütün o hassas noktaları tespit etmiş olmanız çok büyük bir olasılık. Evet. Ki bunların tedavileri de, bunların da gerekli müdahaleleri de mutlaka beyninizde oluşmuştur. Çorum önümüzdeki dönemde şanslı diye düşünüyorum İnşallah. Ben de. Çıkmaz sokaklarına kadar biliyorum. Evet. Hangi kaldırım taşına basarsak oradan su sıçrıyor elhamdülillah biliyorum. Yani Çorum'un en ucra noktalarına kadar. Kapaklı'yı da biliyorum. Kamışlı diye bir yer var. Çorumlara sorsak Kamışlı neresi? Ben orayı biliyorum. Bayat Gediği'ni aşınca sağ taraf Kamışlı'dır. Nadığın tepelerini biliyorum. Bütün caddeleri sokaklarıyla hem biliyor hem de seviyorum. Şöyle bir şey var. Gerçekten biz Çorumluyuz ama hep birbirimizden sorumluyuz. Evet. Öyle bir şeyimiz var yani. Doğru değil mi başkanım? Öyledir. Dediği gibi gerçekten Çorumluyuz ama hep birbirimizle sorumluyuz. Ne güzel, ne güzel. Bu şehrimize yani, karşı da sorumluluklarımız yani gerçekten var. Gerçekten böyle yani. Sorumluluğumuz olmasa bir şeyler yapamayız. Doğru Peki Zeki Akbük'le devam edelim. Zeki Bey buyurun. Başkanım tabii geçen hafta içerisinde 32 tane proje hazırladınız. Bunu da kamuoyuna açıkladınız. Projelerinize baktığımız zaman 32 projenin başına Yenişehir diyorsunuz. Evet. Yenişehir derken neyi kastediyorsunuz? Yeniden bir Çorum mu ihya edeceksiniz? Bir de özellikle Çorum'a baktığımız zaman işte... Eğer belediye başkanı seçilirseniz şehir enine mi büyüyecek, dikine mi büyüyecek başkanım? İmarla ilgili düşünceleriniz neler? İsterseniz son kısmından başlayayım. Evet. Şimdi biz yatay mimariyi önemsiyoruz. Dikey mimari değil. Çünkü ölünce hepimiz yatarak bekliyoruz. Hayatımızın sonu yatarak geçiriyoruz öldükten sonra. Dolayısıyla göğe şey dikecek değiliz. Merdiven dayayacak değiliz. Biz yatay mimari. Bir kere onu söyleyeyim. Yenişehir coğrafyada buna müsait zaten. Coğrafyamız da buna müsait. Yenişehir projesini biz şöyle önemsiyoruz. Ben şehrin bütün sokaklarını biliyorum, geziyorum dedim. Mesela bütün şehrimizdeki herkes, Buhara mahallesimiz var bizim, oraya özenir. Der ki ya buranın yolları çok geniş, kaldırımları çok iyi, bilmem sosyal donatılar, parklar, her şey çok iyi. Niçin çok iyi? Çünkü 1980'lerde planlanmış ve planlı bir şekilde yapıldığı için önce planlanmış sonra yapılanma olmuş. Bu nedenle güzel bir yer. Şimdi biz aynı mantıkla şöyle düşündük. İçeride de zaten arsa noktasında da çok fazla şeyimiz şansımız kalmadı. Dedik ki yeni bir şehir alan açalım. Hem de 80'li dönemdeki o planlama değil. Bugünün teknolojisi, bugünün fenli, bugünün bakış açısıyla bir şehir planlayalım dedik. Ve merkezine de Erzurum Dede'yi koyduk. Bizim burada manevi önderlerimizden bir Erzurum Dede bölgesi vardır. Orayı kalbine koyduk. Etrafına 3 milyon metrekarelik bir alan burası. 3 milyon metrekare. Şehrin hemen yanı başında. Mimar Sinan'a mı ait yoksa yani hazine mi oldu mu orası? Önemli bir kısmı şahıslara ait. Şahıslara ait. Burada çok güzel bir planlama yaptık. Bir projelendirme yaptık. Bir kısmı TOKİ'ye ait. Burası 8 bin konutluk bir alan. Bunun 2 bin konutunu TOKİ'ye ait. Kışla, eski kışla burası. Kışlanın olduğu kısım TOKİ'ye ait. 2 bin konutunu TOKİ, diğerlerini vatandaşlarımız yapacak. Ama biz şunu yaptık farklı olarak. Yeşil alanları olabildiğince genişlettik. Hatta ben bu projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize geldiğinde gösterdim. Dedi yeşil alanları biraz daha geniş. Emredersiniz efendim dedim. Biz yeşil alanları biraz daha genişlettik. O Yenişehir projemizde. İçerisinde 3-4 tane kültür merkezinin, kadın kültür merkezleri, gençlik merkezleri, sportif alanların olduğu, ne bileyim kongre kültür merkezinin olduğu genişçe bir alan orası. Yeşilin olabildiğince, otoparkların olabildiğince olduğu, sosyal donatı alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla gerçekten bu şehre bir kimlik katacak. Hocam peki Çorum, yeni yapılacak olan Yenişehir sıfırdan bölgesi ile merkez arasında bir koordinasyon problemi olabilir içerisinde, mi? İçerisinde, şehrimizin içerisinde. Tabii şehrimizin içerisinde, dışarıda değil. Hemen arkası Küçük Sanayi Sitesi ve Mimar Sinan Mahallemiz, sol tarafı Gülabi Bey Mahallesi. Şehrin merkezinde orayı yeni bir cazibe merkezi olarak, aynen Buhara dediğim gibi 80'li yıllarda nasıl planlanmışsa daha güzelini bugünün şartlarında orada kurgulayarak Allah'ın izniyle şehrimize bir marka değer yaratan bir yeni şehir kuracağız biz bu projeyi. Altyapıda sıkıntı var mı başkanım şu anda? Çorum'da genel olarak evet. Çorum'da genel olarak yok ama özellikle kenar mahallelerimizde var. Mesela Güzel Yurt mahallemizden, bölgemizden dinliyorlarsa orada var. Kamışlı'nın bazı yerlerinde var. İşte biraz önce söyledim Kapaklı caddelerinde vesaire var. Akkent var. İsmimizi vermiş, TOKİ yapmış. Orada bazı problemlerimiz var. Şimdi biz şöyle yapacağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderimiz şöyle diyor. 1994 ruhuna yeniden döneceğiz diyor. Hatırlayın. Ben 1994'te İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydim. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasında da afişleri asan gençlerden bir tanesi olmanın da gururunu yaşıyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi o ruhu çok iyi biliyorum. Recep Tayyip Erdoğan şöyle çıkmıştı. Diyordu ki Recep Tayyip Erdoğan, ben sessiz yılların sesi olmaya geliyorum diyordu. Ben bunu bugün için 1994 ruhuna dönmeyi şöyle anlıyorum. O zaman biz kenar mahallelerden başlayacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı o gün gece kondu mahalleleri başkan yapmıştı, belediye başkanı. Öyle yol açıldı, bugün başkanımız oldu. Onlara da vefa da olacak. Hem biz ne yapacağız?
Genel olarak altyapıyla ilgili çok sıkıntımız yok ama dediğim bölgelerde, Kapaklı'da, Güzelyurt'ta, Kamışlı'da, Nadık'ın bazı bölgelerinde, Akkent'te biz önce çevredeki bu altyapıyla ilgili yolu mu yok, kanalizasyonu mu yok, sudan mı problemi var, imarlaşmayla mı ilgili sıkıntılar var? Önce kenar mahallelerimizi alacağız. 1 Nisan itibariyle Rabbim bize nasip ederse ilk kenardan başlayacağız. Bir onların duasıyla başlayacağız. Ondan sonra merkeze doğru eksiğimizi, gediğimizi tamamlayarak devam edeceğiz. Ama büyük oranda ben teşekkür ediyorum önceki belediye başkanlarımıza. Büyük oranda böyle bir sıkıntımız da yok. Onu da ifade etmek isterim. Ne güzel. Şimdi tabii ki projeleri konuşuyoruz ama sadece projelere yoğunlaşmadan şehirle ilgili planlarınızı, hayallerinizi de öğrenmek istiyorum. Belediye başkanından aynı zamanda şehire yatırımcı getirmesi bekleniyor. Çorum'un bu alanın avantajları var gerçi. Türkiye'nin birçok açıdan, birçok ilinin sahip olmadığı avantajlara sahip. Yatırımcıları da var az çok Çorum'da. Evet. Yeni yatırımcıyı Çorum'a getirmekle ilgili neler planlıyorsunuz Sayın Başkan? Yani bu konuda bürokrasiyi ciddi bir harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Geçenlerde Milli Savunma Bakanımıza, vekillerimizle, valimizle, il başkanımıza beraber gittik, davet ettik. Sağ olsun özellikle savunma sanayi ile ilgili olarak biz yerli ve milli savunma sanayi ile ilgili olarak Çorum'un lokomotif bir görev göreceğini düşünüyoruz. Mesela ben küçük sanayi sitesine gezdim. Orada bizim milli yerli piyade tüfeğimizin bazı parçalarını üreten kardeşlerimizi gördüm. O kadar gurur duydum ki. Kimyasal dubel üreten kardeşimiz var. Diyor ki bu Türkiye'de sadece biz üretiyor diyor ve küçük sanayi sitesinde. Hele şeyde organize sanayi bölgesinde fabrika kuran fabrikalarımız bizim. Hem de bir tane de değil. Onlarca fabrikamız anahtar teslim, un fabrikası, yem fabrikası kurabilecek kapasitede. Dolayısıyla özellikle yerli ve milli katma değeri yüksek olan yerli ve milli sanayiye ağırlık vermek şeklinde bürokrasiyi harekete geçirerek önce tanıtıma ağırlık vererek Çorum'un imkanlarını artırarak işte şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de bunu açıkça ifade etti. Bizim bir demiryolu projemiz var. O proje bir an önce hayata geçerek lojistik olarak da imkanları artırmak suretiyle Çorum'un Allah'ın izniyle tanıtıma da ağırlık vermek suretiyle bunun önünü açmamız gerekiyor. Çünkü altyapı olarak Çorum'da hiçbir eksiğin olmadığını ben buradan huzurlarınızda organize sanayi bölgemizdeki ve küçük sanayi bölgesindeki tüm iş adamlarına da huzurlarınızda gurur duyduğumuz onlarla hepsine tanışmış olmakta mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Öyle muazzam işte satılmış ve edebilecek öyle muazzam işler yapıyorlar ki gitseniz baksanız ya gerçekten mi Çorum'da yapıyor diye şaşırırsınız. O zaman bizim hem mevcut sanayicimize, iş adamımıza, esnafımıza, tüccarımıza çok sahip çıkmamız lazım. Diğer türlü de tanıtıma ağırlık vermek suretiyle mutlaka bir takım fuarlar, belki Çorum'da fuarlar artırmak, dışarıdaki fuara gidecek kardeşlerimize katkı sunmak suretiyle ve biraz önce Milli Savunma Bakanlığımızın şahsında söylediğim gibi bürokrasiyi bakanlarımızı Çorum'a getirmek suretiyle ilgiyi, odağı Çorum yapmak suretiyle bu konuda ciddi çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyorum. Satılmışa dönmeden şunu söylemek istiyorum. Ben Rizeli olduğum için sürekli bu güzergahtan geçiyorum İstanbul ve Ankara'ya gitmek için. Onlarca kez Çorum'dan ve ilçelerinden geçmiş birisiyim. Çorum'un hakikaten hem coğrafi konumu hem bulunduğu şartlar çok daha iyisini hak eden bir şehir olması konusunda ben de hep böyle fikir oluşturmuştur. Aynı kanaat. Çorum'un sadece leblebisiyle anılan bir şehir olmaktan hızla çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çorum'da şu anda ihracatımız 900 milyon dolar. Bu Samsun'dan üstte bir rakamdır. Ne güzel. Evet. İllerimiz Kastamonu, Yozgat'ın 30 milyon dolar. Çorum'un 900 milyon sadece dolar. Sadece şeyden mi? Leblebi'den mi yoksa? sadece leblebi'den değil. Leblebi'yi biz o ihracattan sonra kutlamak için yiyoruz sadece. Çok iyi. Yani leblebi'yi kutluyoruz. Leblebi değil gerçekten muazzam fabrikalar. Altın noktasında, altın rafinerisi altın noktasında. Altın çok büyük bir avantaj mı? Çorum Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. İnşallah Venezuela sorunu yaşanmaz da daha da bu konuda girişim. Venezuela'da sorun bitsin diyorsak herkes Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek. Çünkü bütün mazlumlar buraya bakıyor. Eğer biz bu seçimlerde güçlü bir şekilde AK Parti'yi çıkartabilirsek inanın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Satılmış şöyle devam edelim. Sayın Başkanım kaç gündür kamuoyunda bir Acem Birliği olayı var. Bunu derlemesinde bir katkınız var. Evet. Milli Savunma Bakanı'na da gittiniz. Evet gittik. Yani şimdi biz kesinleştirdik mi Çorum bir Acem Birliği'ne kavuşacak mı? Yani niye inanamıyorsunuz anlayamadım. Çorum'a hizmet gelmedi diye soru, şu andaki Aras'ta taşınıp yeniden hemen tadilata başlanacak mı? Bugün biliyorsunuz odalar başkanı bildiğim kadarıyla herkese tebligat göndermiş.
Ben öyle gördüm. Evet, basında evet. da bilgi gördüm. Bilgi vereyim. Konuyu biliyorum. Herhal ilk işiniz de orada başlanacak gibi geliyor bana. Evet. Şimdi Acemi Birliği noktasında... Çok önemli Hasan Bey bu konuda bizim Acemi için. Birliği gerçekten Çorum'uz açısından sürekli gündeme gelen, bir türlü çözülemeyen, 3-5 belki 10 yıldır konuşulan bir meseleydi. Şimdi birlik ve beraberlik içerisinde olursanız neyin yapılabileceğini gösteren konulardan bir tanesi bu Acemi Birliği'dir. Sayın Valimiz, 3 tane AK Parti milletvekilimiz, il başkanımız ve bendeniz. Beraber gittik Milli Savunma Bakanı'na. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın ne kadar güzel bir adam olduğunu bizzat gördük. İşte anlattık derdimizi. Dedik ki efendim biz de eğitim birliği, Acemi Eğitim Birliği istiyoruz. İşte Çorum'u tanıdığını söyledi. Çorum'la ilgili güzel sözler söyledi. Ondan sonra da şahsımla ilgili olarak hiçbir problem yok. Biz bu Acemi Birliği'ni Çorum'a veriyoruz dedi. Problem yok. Hem de paralı askerlik yapanlara vereceğiz dedi. Ekonomiye de katkısı olması açısından paralı askerlik yapanlar için böyle bir Acemi Birliği'nin buraya yapılmış olması ilimiz için ayrıca önemli. Çünkü ekonomik katkısı burada önemli. Ama dedi bunu dedi ilan etmeyin henüz. Bence mahsuru yok. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu açmam lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız şu an Ağrı'da, mitikten çıkacak. Helikoptere binince ben arayacağım. Onun da teyit edelim öyle açıklayın dedi. Şimdi biz oradan çıktık saat 9.30. Geziyoruz Ankara'da ki Çorum'dan da arıyorlar. Hani gittiniz ne oldu işte açıklandı mı verdiler mi? Bir şey de diyemiyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı farklı bir şey söyler diye. Ankara'da biraz dolaştık, yedik, içtik, muhabbet ettik vekillerimizle, vali beyle vesaire. O sırada beklenen telefon geldi. Sayın Hulusi Akar Bakanımız görüşmüş Sayın Cumhurbaşkanımızla. Sayın Cumhurbaşkanımız da büyük bir memnuniyetle bu işin Çorum'a yakışacağını söylemiş. Hulusi Akar da bilgilendirince tabii Çorum'da bayram koptu. Burada hiçbir problem yok. Acemi Birliği ile ilgili hiçbir problem yok. İkinci sorunuz Arasta. Arasta'nın ben bundan 50-60 belki de daha fazla eski bir fotoğrafını gördüm Satılmış Bey. Gerçekten insan hayranlık duyuyor. Şimdi AVM'ler var ama AVM'ler sadece maddeden ibaret. Burada ruh yok AVM'lerde. Yok, hiç. Tüketim toplumu satalım satalım satalım. Ama bizim o tarihi çarşılarımızda evet hem satış var hem ahilik geleneği var hem de bir ruh var. Biz o ruhu diriltmek adına biraz önce söylediğim gibi bedesten yapıyoruz. Tarihi kapalı çarşıyı o ruhu diriltmek için ihya etmek için yapıyoruz. Şimdi şeyle ilgili de bu Aras'la ilgili de çok güzel bir proje yapıldı. Ben yine Zeki Gül Başkanıma ve bunda emeği geçen diğer başkanlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir proje yapıldı. Bu istişaresine açıldı tüm Aras'taki kardeşlerimiz. Aras'taki kardeşlerimiz de dedi ki bu iş oldu. Bunu beğendik biz. Bu projeyi yapalım. Bunun üzerine bu kardeşlerimiz Konya'ya gittiler. Konya Mevlana Çarşısı etrafındaki Aras'ın ihyası ile ilgili çalışmaları yerinde gördüler. Ve aynı model ve aynı şekilde çalışmak prensip olarak kabul edildi. Oradaki Aras'taki esnaflarımızla beraber. Onlar pazartesi günleri bereket duası yapan arkadaşlarımız. Arife günleri arife duası yapan, bu geleneği sürdüren kardeşlerimiz. Biz sadece orada o binaları ihya değil, o eski ahilik kültürünü de ihya etmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz bir medeniyetin çocuklarıyız ve bütün medeniyetimizde ahilik kültürü var. Bu şeyin topraklarında hep ahilik kültürü var. Arasta'yı özetle söyleyeyim, süremiz kısa olduğu için. Osmanlı döneminde nasılsa o hale getireceğiz. Arnavut kaldırımlarında Allah'ın izniyle hemşehrilerimiz yürüyecek, selfilerini çekecekler ve büyük bir mutluluk içerisinde alışverişlerini orada yapacaklar. Evet Zeki Bey'le devam edelim. Acemi Birliği hayırlı olsun dedim Çorum'a. Çok teşekkür ederim. Güzel bir müjde olmuş. Onu belirtelim. Evet. Başkanım şimdi projelerinize baktığımız zaman 32 tane proje arasında Kongre ve Kültür Merkezi, ondan sonra Kent Müzesi, Kale Restorasyonu, Hıdırlık Külliyesi gibi birçok projeniz var. Bedelsen gibi. Ya burada ben şunu gözlemliyorum. Bu projelerle Çorum'u bir turizm merkezi yapmayı mı düşünüyorsunuz? Sizi asıl amacınız o mu başkanım? Yani Zeki zaman. Bey gerçekten çok iyi bir noktayı yakaladınız. Tebrik ediyorum. Yani çok vardır ben yüzeysel olarak tabii. söyledim. Yani. Şimdi biz yollar yapabiliriz, asfaltlar yaparız, köprüler yaparız. Ama biz bir medeniyet ve kültür anlamında çok önemli. Bir de Çorum'da şöyle bir şey var. Şehir dışından gelen insanlara şehirde gösterebileceğiniz, gezdirebileceğiniz, aha şuraya da gidebileceğiniz yer sayısı o kadar az ki. Biz şunu maalesef, yapmak istiyoruz. Maalesef. Dışarıdan birisi gelsin. Bizim bu dokunuşlarımızla bir de seyir kulesini de buraya dahil edebiliriz. Bir de seyir kulesi var. Evet. Seyir kulesi de yapacağız. Ben hepsini saymadım başkanım. Tabii, seyir kulesi de var. Biz dışarıdan gelen insanlar 2 gün boyunca gezsinler ama bu gezecek yerler bitmesin istiyoruz. Gelsinler, otellerimizde kalsınlar, lokantalarımızda yemek yesinler, ne bileyim alışveriş, hediyelik, leblebi alsınlar, gitsinler istiyoruz. Bakırcılarımıza uğrasınlar istiyoruz. Bu nedenle de yeni dönem şu olacak. Daha çok kültür, daha çok sanat, daha çok tanıtım, turizm olacak. Bunu ben çok önemsiyorum şehrimizden. Aslında İstihdam'a da çok faydası oluyor başkanım, turizm İstihdam'la ve ilgili kültürün. Evet. Şimdi biz eski
taş binamızı, belediye binamızı yenisi yapılıyor şu anda, kent müzesi yapacağız. Onun yakın bir yerine bir Bedesten Tarihi Çarşı yapacağız. Arastamızı ihya edeceğiz. Tarihi Arastayı, Çöplük Arastasını. Dikiciler Arastamız var. Dünyanın en dar sokağının olduğu Arasta. Orayı yeniden ihya edeceğiz. Oradaki Ulu Cami'yi açığa çıkartacağız. Kale ve etraf, kaleyi restorasyonu tamamlayacağız. Onun etrafını kentsel dönüşümle gerçekten bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Zaten Çorum Müzemiz gerçekten şu an mevcut müzemiz çok iyi. İşte Hıdırlık Külliyesi'nde orada bu CHP hakkında da bir şey söylemem lazım. Ezanı ıslıklayan zihniyet hakkında da açıkçası söylemem lazım. Hıdırlık bizim için o kadar kutsal, o kadar güzel bir yer ki. İstanbul için Eyüp Sultan neyse, Ankara'da Hacı Bayram neyse bizim Hıdırlık orası. Üç tane sahabe efendimizin mezarı var orada. Suheyb-i Rumi, Kelebi Gazi ve Ubeydi Gazi Hazretleri orada yatıyorlar. Orada metfunlar. 1924 yılına kadar hemen bu Hıdırlık'ın bitişiğinde, tarihi mekanın bitişinde bir zaviye varmış. Tek parti gelmiş, sadece yıkmayı bildikleri için o zaviyeyi yıkmışlar. Elimizde fotoğrafları var. O dönemden kalmış fotoğraflar. Biz onları aldık. O zaviyenin aynısını yapacağız tekrar. Aynı yerini yapacağız. Ve içerisine de etnografya müzesi yapacağız. Yine şehrimizin tanıtımıyla ilgili. Onun yanına da bir imarethane yapacağız. Her sabah Allah'ın izniyle orada çorba ikram edeceğiz. Orayı, daha etrafında da bazı düşüncelerimiz var. Tabii Hıdırlık Külliyesi ile ilgili vaktimiz yok. Orayı bir dini turizm merkezi haline getireceğiz. Bir manevi merkez haline getireceğiz şehrimiz için. Bu kültür ve turizm projelerimiz bittiği zaman gerçekten bütün hemşehrilerimiz gururla diyecekler ki gelin şu şehre de sizi bir artık bir haftada önce gezdiririz diyecekler. İnşallah evet, o inşallah. Günleri de bütün hemşehrilerimizle birlikte görmeyi Allah bize nasip edecek. Halil İbrahim Bey, şehirlerde ruh, şehirlerin kimlikleri. Az önce çok güzel bir cümle kurdunuz ve çok da güzel bir yorum vardı. Yani AVM'lerin ruhu yok ama bizim eski çarşılarımızın ruhu var dediniz. Hakikaten inanılmaz bir şey. Türkiye'nin tamamında şehirlerimizde bir kimlik problemi var tabii, gerçekten. Tabii. Biz birey olarak kendi kimliğimizi nasıl ihmal etmeyeceksek şehirlerimizin de bu anlamda kimliğe kavuşturulması için çok çalışmamız lazım. Uzmanlık alanınız, bugün programımızı her bölgeden insanlar izliyor. Trakya'dan Güneydoğu'ya kadar, yurt dışında. Yani sadece Çorumlular izlemiyor. Gurbetteki Çorumlular da izleyebiliyor şu anda. Şehirlerin kimlikleri konusunda birkaç cümle almak isterim. Çünkü uzmanlık alanımızda girer diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Şehirler canlı varlıklardır, yaşayan varlıklardır. Tıpkı insanlar gibi. İnsanların maddesi vardır, maddi bir yönü vardır. İşte eli vardır, kolu vardır, ayağı vardır. Dolaşım sistemleri vardır. İşte atık sistemleri vardır. Bunların hepsi şehirlerde de vardır. Yani bir insanın hangi sinir sistemleri, ne varsa hepsi o şehirlerde de vardır. Ama nasıl ki insan sadece cesetten ibaret değilse, ölen bir insan artık cesetten ibaret olunca onun bir yaşamı falan kalmıyor. Bir anlamı kalmıyor artık. Allah rahmet eylesin. Eğer o şehirlerde de bir ruh yoksa o şehre Allah rahmet eylesin. Bu nasıl olabilir? Şimdi bizim bedenimiz bazen rahatsızlanır. İşte yolumuz, asfaltımız rahatsızlanır. Diyelim rahatsız olur şehirde. Siz o şurada işte damar tıkanır insanda. Şehirde de yol tıkanır. Yolu açarsınız, buradaki damara açarsınız. Bu aynıdır. Ama ruhla ilgili ruhsal hastalıklar da vardır insanların. Dolayısıyla şehirleri sadece beden olarak görür. Yol, su, asfalt ve kanalizasyon ibaret olarak görürseniz bir kere o görüşünüzde bir hata ve yanlışlık vardır. Ruhunu da düşünerek, işte müzik ruhun gıdasıdır. Şehirlerde de müzik olması gerekir. Evet. Mesela korolar var şehrimizde. Ben 6 tane koro tespit ettim. Bu 4 aylık adaylığım sürecinde 6'sını da ziyaret ettim. Mesela bir tanesine çok üzüldüm özellikle. Diğerlerinin de koşulları çok iyi değildi de. Bir okulumuzun bodrum katında müzik bizim ortak dilimiz. Başı açığı, örtülüsü, alevisi, sünnisi, genci, yaşlısı, kadını, erkeği. Bir koroda hepsi var. Ama çok ilkel koşullarda koro hizmeti görüyorlar. Dolayısıyla müzikle, sanatla, kültürle biz o şehrin ruhunu canlandırmamız lazım. Eğer biz sadece belediyeciliğe yol yapmak, asfalt yapmak olarak bakarsak o zaman biz sadece maddeden ibaret materyalist bir kafanın adamı demektir. Biz materyalist falan değiliz. Biz idealist insanlarız ve bu idealizm şehre bakarken işte o dün sana tepeden baktım İstanbul'daki gibi bakar bir. Hatta ben bir şiir yazdım, bilmiyorum, şiir okudum şehrimize dair diye. Hayallerim var bu şehre dair diye. Evet. Ve çok da beğeni kazandı bu şiir. Gerçekten bütün projelerimizde o şiirde anlatıyoruz. Bu şey yayınlayabiliriz şiir isterseniz. Vallahi yayınlarsanız mutlu olurum. Tamam arkadaşlar, girelim, çok uzun değilse tamamını yayınlayalım. Ya projelerimizin tamamı var burada. Tamam, çok iyi. Projelerimizin tamamı var. Peki dinleyelim. İki tane mi var? Hangisini yayın? Şiir. Tamam, dinleyelim o zaman şu an. Okay.
Sesimiz şeyde mi? Sanırım devam edeceğiz. Konuyu uzatmadan bir örnek daha vereyim şey başkanım. Şunu söyleyelim Sayın Başkan. Yıllar önce şehirlerimizin fiziki yapısı belki daha kötüydü ama ruhları daha canlıydı. Ruh daha kuvvetliydi. Biz geçen gün Zeki Bey'le beraber Ağrı'ya gitmiştik. Orada affedersiniz babam aradı beni Ağrı'da olduğumu öğrenince. Bir hikaye anlattı şehrin ruhuna uygun olduğu için anlatmak istiyorum. 30-40 sene önce orada işte işini ya kamyonculuk yaparken orada bir otelde kalması gerekti. Ama arabası arıza yaptı. Arabasının içinde eşyalar kalmıştı. Bırakmaktan imtina etti. Nasıl bırakırım falan çalınır falan diye. Oradaki esnaf ona dedi ki sen bırak o bize emanettir. Hiçbir şey olmaz. O artık bizimdir dedi. 40 yıl geçti. O şehirle ilgili ruh hala aklında kaldı. Yüksekova'da ben gezerken bir esnafa adres sordum. Kuyumcu dükkanı kapattı. Beni oraya götürdü. Bu da benim için Yüksekova'ya ait bir ruhtur kalbimde. Bu... Şimdi Hasan Yavuz Bey, insanlar şehirleri kurarlar. Şehirler de insanları kurarlar. Siz bir şehir yaparsınız, şehir üretirsiniz. Ama o ürettiğiniz şehir de ondan sonra döner, o insanı yaratır. Evet. İnsanı üretir. Eğer şehrimize böyle bakarsak, böyle hoyratça her noktasında dokunamayız. Hoyratça yüksek yüksek binalar yapamayız. Bu şehir canlı bir varlıktır. Aynen bu ameliyat nasıl ki şeyle satırla bıçakla değil neşterle yapılacaksa bu şehir de öyle canlı bir varlıktır. Bu nedenle çok ince bir işlilikte. Aynen nakkaş gibi böyle ilmek ilmek döşeyerek bu şehri üretmek lazım. Yani diğer siyasi parti adaylarına saygısızlık olmasın ama şu yorum yapmak istiyorum. Ali İbrahim Bey bu şehrin kimlik yönünü de çok üst seviyeye çıkartacak diye düşünüyorum. Ben. İnşallah. Satılmış Bey devam edelim lütfen. Ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de biliyorsun bir patates soğan olayı var. Evet. Gerçekten bizim 1994'te TANSAŞ'ımız vardı. Vardı evet. Sayın Başkanım biliyorsunuz. Vardı. Artık başkanım dedim ya benden başka diyen ne olmaz. Sen dediysen bu iş tamam satın abi. Başkanım diyorum. Başkan tamam. Adayım sen, demiyorum başkanım diyorum. Sen Allah böyle dediysen bu iş tamam Allah'ın izniyle. Gerçekten 94'te bizim TANSAŞ'ımız vardı. Evet. Sayın Başkanım 31 Mart'tan sonra inşallah o koltuğa oturduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bir bakacağımız önümüze dedi. Eğer ülke doğruya gidiyorsa gerek yok dedi. Eğer gitmiyorsa dedi TANSAŞ'ı kuracağız. Kurmayı düşünüyoruz mu? Bir. İkinci bir sorum da asıl biraz da üzücü. Havalanı ne olacak başkanım? Biz gerçekten havalanı Çorum'a getirecek miyiz? Çok büyük problemimiz var. Havalanı problemimiz çok büyük. Ankara'ya yakın. İşte sen de o zaman şeylisin. Şimdi şöyle ben iki soruya da başka varsa da cevaplayayım ama bu iki soruya cevap vermek isterim. Bir kere belediyemiz esnaf değildir, tüccar değildir. Esnafımız vardır bizim, manavımız vardır, bakkalımız vardır, kasabımız vardır. Biz öncelikli olarak pazarcı esnafımız vardır. Biz pazarcı esnafımızın yanındayız. Manavımızın, bakkalımızın yanındayız biz. Marketlerimizin yanındayız. Ancak fiyatlarda anormal değişiklikler olduğu zaman, fiyatlar makul normal değil de bir takım manipülasyonlarla artırıldığı noktalarda biz geçici olarak bunu düşünebiliriz. Sürekli de düşünülebilir ama özellikle esnafımızı yormamak, esnafımızı üzmemek, onun işine kesat vurmamak noktasında düşünmek suretiyle ihtiyaç oldukları zaman seyyarı da açılabilir, açıldı zaten İstanbul'da büyük şehirlerde. Kalıcı olarak da açılabilir ama buradaki ben esnafım dedim biliyorsunuz esnafın durumunu da çok önemsiyorum. Kesinlikle. Manipülasyonu önemli. Varsa biz evet buna evet. Müdahale ederiz. Mesela biliyorsunuz Çorum'da ekmek fabrikası kuruldu. Ekmek fabrikasının normalde üreteceği ekmek çok çok fazla ama fırıncılarımıza bir zarar vermemek adına sadece fiyatı dengelemek adına az bir üretimde fiyatı dengeliyor. Çorum Belediyesi'nin ekmek fabrikası. TANSAŞ'la ilgili durum da bu olacaktır. Havaalanı tabii satılmış abi Çorum'un gündemini çok iyi takip ettiği için bu havaalanı meselesi de aynen eğitim birliğinde olduğu gibi acemi eğitim birliğinde olduğu gibi Çorum'un çok önemli gündeminde olan bir şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli bu anlatılıyor. Çorum'un bu ihtiyacı sürekli anlatılıyor. Ben buradan hem il başkanımıza hem milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Onu da söyleyeyim. Onlar da sürekli iletiyorlar. En son gelinen nokta şu. Havaalanı meselesi Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine artık girdi. Çorum bunu hak ediyor mu? Çorum bunu hak ediyor. 900 milyon TL dolar, 900 milyon dolar ihracı olan bir şehirde evet. Havaalanı olmalı. 30 milyon da oluyorsa, işte 600 milyon şeyin ihracatı Samsun'un oluyorsa Çorum'da da olmalı. Ama buradaki önceliğimiz şu an için
havaalanından daha önemli tren yolunun Çorum'a gelmiş olması ve bu tren yoluyla biz büyük oranda sanayimizin önünü açacağız. Hızlı tren olacak, bu ulaşımla ilgili olarak da Çorum'a çok bir takım yenilikler getirmiş olacak. Havaalanı meselesi de takibimizde. Biraz önce birlikte vurursa gönüller onu top sindiremez anlamına gelecek cümleler kurmuştum. Biz sayın valimiz, milletvekillerimiz, bürokrasi, sivil toplum örgütlerimiz topyekun bir Çorum el ele verip havaalanında Allah'ın izniyle makul bir zaman içerisinde başlayalım. Mustafa Bey de çok heyecanlı, çok azimli, inşallah güzel bir birlik içerisinde çalışacaksınız. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle biz bu konuda da çok daha uzun olmayan bir süre içerisinde mesafe alabileceğimizi düşünüyorum. Zeki Bey, devam edin lütfen. Başkanım, yine ben projelerinize devam etmek istiyorum. Projelerinize baktığımız zaman özellikle çevreci bir belediye başkanlığı düşünüyorsunuz. Evet. Bunların da başında işte entegre ileri biyolojik arıtma tesisi, çöp gazından elektrik üretim tesisi, güneş enerjisi ve işte millet parkı, millet kıraathanesi ve parklar, bahçeler, işte hayvan dostu şehir. Yani birçok proje saymışsınız çevreyle ilgili. Başkan seçilmeniz halinde nasıl bir çevreci Çorum yapacaksınız? Belki bu sandık belli olmaz yani. Nasip yani. Yani biz yine nasip diyelim. Tabii şu var. Bizim insanlara karşı, hayvanlara karşı, eşimize, dostumuza karşı, kendimize karşı sorumluluklarımız olduğu gibi çevreye karşı da sorumluluklarımız var. Çevre bize miras değil, çocuklarımızın bize emaneti olarak düşünüyoruz. Yeni neslin bize emaneti olarak, gençlerimizin emaneti olarak düşünüyoruz. Aldığımızdan daha temiz bir şekilde eğer çevreyi bizden sonra gelen nesillere iletemezsek bir hak hukuk konusuna girmiş ve haksızlık yapmış oluruz. Kul hakkına girmiş oluruz diye düşünüyoruz. Bu nedenle bizim bütün projelerimizde çevre duyarlılığı fazlasıyla var. Güneş enerjisini de koymuşsunuz projelerinize başkanım. Şimdi şöyle, bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi dışa bağımlılık olarak enerjide dışa bağımlıyız biz. Hemen hemen doğalgazı, petrolü hepsini dışarıdan alıyoruz. Bu nedenle biz yerli ve milli yenilenebilir enerji kaynaklarını ne kadar harekete geçirebilirsek, oradan ne kadar istifade ederek dışa bağımlılığımızı azaltırsak, milli mücadele gibi bir şey yani. Ben öyle anlıyorum. Şimdi bizim rüzgar enerjisiyle ilgili bir tesisi var Çorum Belediyesi'nin. Bu konuda belediyenin bir takım elektrik sarfiyatını rüzgar enerjisinden karşılıyor Çorum Belediyesi. Biz de dedik ki buna biz güneş enerjisini ilave edelim. İşte katalitik tesislerimiz var burada. Çöp var ve buradan artık elektrik üretilebiliyor. Buraya bir çöp gazdan elektrik üretim sistemi mutlaka Çorum tanışsın istedik. Güneş enerjisini ilave olarak çöpten de inşallah elektrik üretmek. Bunun dışında da hayvan dostu dediniz. Ya bu şehirde sokak köpekleri de var. İnanın biz şöyle, Hazreti Ömer diyor ya, Fırat'ı kenarında bir kurt kapsa bir koyunu, yarın huzur-u ilahide, adl-i ilahide Ömer'den sonra onu diyor ya. Biz öyle düşünüyoruz. Nadığın tepesindeki bir sokak köpeği ya da kedisi bizim bir hatalı üretimimizden dolayı yolda kaydı, işte ayağı kırıldı ve daha sonra da kendisine bakamadı, öldü. Allah'ın bunun hesabını bize soracağına inanıyoruz. Bu nedenle sadece insanlar değil, hayvanlar için de projelerimiz var. Mesela biz hayvanlar için hayvan ambulansı sistemini daha da geliştireceğiz. Alo, işte bir sokakta kediye, köpeğe bir araç çarptı. Gidecek bizim hayvan ambulansımız. Veterinerimiz eşliğinde aynen insana yapılan acil müdahale gibi alacak ve onu rahata erdirecek. O da kendi lisanı haliyle bizden razı olduğunu Rabbime ifade edecek. O da bizi affedecek. Biz hem böyle bir dine inanıyoruz, çevre duyarlılığı olarak da son derece fazlasıyla bu konularda duyarlıyız. Ve bunları da projelerimizin hemen hemen tamamına yansıttık. Çok uzun zamandır sahada geziyorsunuz. Seçmenle diyalog içindesiniz. Bu elbette Çorum'da her zaman gezmiş, dolaşmışsınız ama bu defa... Sabah 8, akşam 12 geziyorsunuz. O için seçmenle projeleri paylaşmak için geziyorsunuz. En çok hangi konularda talepte bulunuldu sizden? İki başlık olarak bunları duymak isteriz. Yani ulaşım. Maalesef Çorum aslında Rize gibi falan dağlık taşlık vesaire bir yer olmamasına rağmen, düz bir alanda olmasına rağmen hemşehrilerimizin en fazla şikayet ettiği konular ulaşım, trafik gibi konular. Maalesef böyle. Bu da doğru. Biz bu konuda şunları yapacağız. Bir, mevcut bizden önceki dönemde genişletilmiş yollarımız, yeni açılan yollar var trafiği rahatlatmak için. Ama bunların hiçbirisi şu an tam olarak aktivite edilemedi. İşte Gaz Caddesi'nden gelip Fatih Caddesi'ne bağlayacak genişçe, Karakeçil'den genişçe bir yol yapıldı. Hem Gaz Caddesi çıkışı hem de Fatih Caddesi çıkılık kapalı. Ve bitmedi de yeni başladı tabii. Ben bu projeyi yapanlara da teşekkür ediyorum. Biz kısa süre içerisinde bitmeyen bu yolları açacağız bir kere. Rahatlatmak istiyoruz. Nefes alsın istiyoruz çünkü trafik. Yine
Aşağıda biliyorsunuz Osmancık Caddesi'nden yeni belediye binasına bir yol açıldı. Orada yine tam olarak orası aktivite edilemedi. Yine Yazı Çarşı'dan yeni belediyeye doğru bir yol açıldı genişçe ama orası da tam olarak aktivite edilemedi. Biz öncelikli olarak bu mevcut açılmış yolları bir an önce bitirmek suretiyle Çorum'u bir rahatlatacağız. Ama bir şey daha yapacağız biz bu ulaşımla ilgili olarak. Gazi Caddesi'nden yukarıdan aşağıya doğru Saat Kulesi'ne inerken evet oradaki biz Fatih Caddesi'ne çıkışla hafifleteceğiz oradaki trafiği ama İnönü Caddemiz de bizim çok yoğun bir caddemiz. İnönü Caddesi'nden Saat Kulesi'ne doğru çıkarken bu sefer Garanti Bankası'nın hemen yanından dericilerin oradan Kıbrıs Caddesi'ne ve Cengiz Topel Caddesi'ne biz 30 metrelik genişçe bir yol açacağız. Dolayısıyla şehrin en fazla trafiğin sıkıştığı iki nokta Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi'ndeki o Gazi Caddesi'nde Karakeçili çıkışıyla İnönü Caddesi'nde de dericilerin oradan Kıbrıs Caddesi'ne ve Cengiz Topel'e çıkışla biz o iki ana caddeli, ana arteli şey yapacağız, rahatlatacağız. Onun dışında yeni yollarımızdan bir tanesini mesela biz küçük sanayi sitemizi açacağız. Erol Olçok Hastanesi'nin oradan Erzurum Dede civarından küçük sanayi sitesine yeni bir yol açacağız. Buradaki amacımız şu, hem küçük sanayi sitesindeki esnafımız hem de orada iş gördürmek, iş yaptırmak isteyenler şehir trafiğine takılmadan Erol Olçok'tan çevre yolundan şehre girmek, yine çevre yolundan oraya gitmek gibi bir durum söz konusu olacak ve Fevzi Çakmak Caddemiz vesaire bu sıkışıklıktan kurtulacak. Yine biz şehir içerisinde ilk battı çıktı kavşağı yapacağız. Farklı düzeyde kavşağı yapacağız. Bunu da kışla kavşağı dediğimiz Fevzi Çakmak Caddesi, İnönü Caddesi ve Akşemsettin Caddesi'nin birleştiği Tuzcular Oteli'nin olduğu yerdeki kavşağı biz battı çıktı kavşak yaparak Erol Olçok Hastanesi'nde olan o trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız. Birisi alttan birisi üstten geçmek suretiyle orayı da rahatlatacağız. Daha buna benzer birçok yol probe, evet. Otopark şeylerimiz, projelerimizde ulaşım şu an cidden gerçekten çok sorunlu gözüküyor. Ulaşıma neşter vuracağız ve çözeceğiz. Evet, çok kısa bir zaman kaldı ki videoyu da yayınlayacağız. Onun için o videoda içinde zaman bırakmak istiyorum. Lütfen çok kısa soralım Satılmış Bey. Bir iki dakikamız kaldı sadece. Sayın Başkanımız, o zaman şunu soralım. Türkiye'nin ilk AK Parti Belediye Başkanı Çorum Belediye Başkanı. Tabii ara bir dönemde 2002'de olmuştu. Öyle değil mi başkanım? Tabii. Ondan inşallah bu da son olmaz. Yine AK Parti Belediye Başkanı. Yani yapacağınız artık siz seyircilerimize söyleyin. Yapacağınız yapacaklarının teminatıdır diye. Eyvallah. Satılmış Bey artık. Şöyle söyleyeyim. Biz siyaseti rıza ve dua kapısı olarak görüyoruz. Allah'ın rızasına ulaşmakta bir vasıta ve hemşehrilerimizin duasını almak için bir fırsat olarak görüyoruz. Dolayısıyla şehrimiz 263 bin nüfusu olan çok güzel bir şehir. 15 tane mahallesi var. Bayatköy'ü de bağlandığı için 15 oldu. 15 mahallesi var. Ve biz bütün mahallelerimizi bir ve beraber bilerek, kardeş bilerek hareket edeceğiz. Çünkü şuna inanıyoruz. 72 millete tek gözle bakmayan halka müderris olsa hakka asidir. Biz buna inanmışız. Çorum'un bütün renkleriyle, bütün katmanlarıyla, AK Partililerle, CHP'lilerle, MHP'lilerle, bütün siyasi yelpazenin tamamıyla oy versin bize vermesin kucaklayacağız. Bunu hemşehrilerimiz görecek. Bütün mahallelerimize eşit ve adil bir şekilde kardeşane hizmeti hepsine götüreceğiz. Peki Zeki Bey, son sorunuzu alalım sizinle. Başkanım, çok kısa olarak özellikle AK Parti'nin bu sene slogana baktığım zaman bu seçimlerde belediye işi, gönül işi. Yani biraz daha sosyal belediyeciye ağırlık verilecek gibi. Siz başkan seçilmeniz halinde sosyal belediyecilik olarak neler yapacaksınız, ne gibi projeleriniz var, nasıl bir profil çizeceksiniz? Yani bununla ilgili onlarca şey anlatabilirim ama sadece bir projemiz bizim bakış açımızı vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela biz Güngörmüşler Konağı yapacağız. Bu şehre, bu ülkeye, bu devlete esnaf olarak başka konularda hizmet etmiş, emekliye ayrılmış insanlara bir konak tahsis edeceğiz. Adına da Güngörmüşler Konağı diyeceğiz. Orada saçını kestiremeyeni saçını keseceğiz. Sakalını onaramayanın sakalını onaracağız. Orada bir muhabbet ortamını oluşturacağız. Çayıyla, kahvesiyle bu şehrin gün görmüşler oraya gelecekler. Huzurla sohbet edecekler. Yeni nesillere geçmişi ve geleceği anlatacaklar. Kültür aktarımında bulunacaklar. Bahçesi de olacak buranın. Yazın, baharın fıskiyeler açacak, ördekler gezecek orada. Ve gerçekten hayatlarının sonbaharında onlara böyle lezzetli, güzel bir ortam hazırlayacağız. Buna benzer yine birçok şeyden bahsedebilirim ben sosyal belediyecilikle ilgili. Evet. Biraz önce ruh dedim ya, işte o ruhu buralarda arayacağız. İnşallah. Sosyal belediyecilikle arayacağız. İnşallah. Efendim biz her gün farklı illerden sizlere adaylarımızı tanıtmaya devam ediyoruz.
yine zaman zaman yapmış olduğumuz gibi gittiğimiz şehirlerde o yerdeki yine meslektaşlarımızı da programımıza davet ediyoruz. Bugün de Satılmış Bıçakçı bizimle beraber oldu. Kanal 19 Televizyonu ve programı beraber gerçekleştirdiğimiz Zeki Akbıyık Bey yine bugün bizimle beraberdi. Çorum'da AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşkın Bey'i dinledik. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Birazdan bir video, şiir videosu yayınlayacağız. Benim sesimden o şiir. Evet, sizin sesinizden ve olan benim hayallerim o. Bir video. O videoda 2 dakika yaklaşık Sayın Başkan'ın yorumu ve hayallerinin buluşması var. Hem başarılar diliyoruz, gönlünüzce olsun diyoruz efendim. Ben tekrar ilimize geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz ve sadece Çorumlarda değil, tüm Türkiye ile ve dünyadaki tüm kardeşlerimizle bizi buluşturdunuz. Size büyük bir saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum. Tekrar bekleriz inşallah, seçilince de bekleriz. İnşallah, saygılar sunuyoruz. İnşallah. Efendim hoşça kalın, videomuz geliyor. Başka bir yayında buluşmak üzere. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hayallerim var bu şehre dair. Dağlarında kuşların aç kalmadığı Ömer misali. Hayallerim var bu şehre dair. Kimsenin sokakta açıkta kalmadığı. Genci sanatta, sporda, bilimde. Yaşlısı konakta, kahvesi elinde. Hastası tedavide, refakatçisi misafirhanesinde. Her şeyi tas tamam, yerli yerinde. Hayallerim var bu şehre dair. Gözümle görüp gönlümle hissettiğim. Geniş caddelerinden geçip ferah sokaklarında gezdiğim. Sıkıldım mı biraz? Çıkıp şehri terasından seyrettiğim. Hayallerim var bu şehre dair. Elimi uzatınca tutabileceğim. Besmele ile açılan dükkanların kapısında bereketin beklediği. Gülümseyen yüzler sabahın seherinde nereye isterse rahatça gittiği. Hayallerim var bu şehre dair. Ne cenazesi olan yalnız ağlasın, ne tasalansın düğünü olan, ne askerim boynu bükük kalsın, ne de aç kalsın öğünü gelen. Hayallerim var bu şehre dair. Sokaklarında tarih geçsin, atasını bilsin çocuklar. Kalesi ses verip dile gelsin, katlansın katlandıkça yeşil alanlar. Hayallerim var bu şehre dair. Kenar mahalle olmasın hiçbir yer. Elini uzatınca tutsun her imkanın elinden, faydalanmak mı hem de en güzelinden. Hayallerim var bu şehre dair, gözümle görüp elimle tuttuğum. Hayallerim var bu şehre dair, yoluna benliğimi koyduğum. Hayallerim var bu şehre dair, güzel bir Nisan sabahında şehre baharı getirecek, gerçekleşmeyi bekleyen hayallerim.